Evet, geldik asıl meseleye. Gerçekten şu anda gözlerimizi alamadığımız şu alan arkadaşlar. Evet, gerçekten bir sihirbaz edasıyla. Hız daha hızlı, daha hızlı. Kaptım kanka. Hızlı. Bir şey yok, para edecek. İç çamaşırınız. Peki bu elbiseyi kaç paraya aldın? Kaçtı? 1100, 1400, 40 lira daha yüzüklere dedik. Bunu 100 liraya aldım. Arkadaşımın, onun doğum günü. Bay bay. Çamak yapıyorsun, gezip de eğleniyorsun. Kendine has konseptiyle insanları eğlendiriyorsun. Faruk'la kaçamak yapıyorsun, gezip de eğleniyorsun. Kendine has konseptiyle insanları eğlendiriyorsun. Otellerin kendine özgü hikayesi, gerçek eğlencenin tek adresi. Bol soru cevap etkinliği, Faruk alıyor yine yetkinliği. Gece ateşi sorun nefesimi kesti. Faruk'la Kaçamağı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kaçamak'ta bu hafta Kaş var. Keçiler gitti, ortam yeşili, eğlence başlar. Modunu düşürme, çakılır kaşlar. Durmayın gelsin alkışlar. Faruk'la Kaçamak yapmışlar. Ritmini... Kaş'a geldik. Tabii ki Kaş yaparken göz çıkarmayacağız. Şu anda trafiği bölmüş durumdayız ama olsun, onlar bizi idare ediyorlar. Buyursunlar. Sen kal kanka, sen kal. Tabii ki buyurun. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Kaş trafiğe karıştırmış bulunmaktayız. Sevgili sponsorumuz Havaist'in önceliğinde bizler de bu çekimleri yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Evet, şu anda arkadaşlar sağ olsun Linda Beach bize ev sahipliği yapıyor. Bugün Linda Beach'te konaklayacağız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Gerçekten öncelikle otelinize bayıldık. Otelin mimarı siz misiniz? Öyle sayılır diyelim. Evet, amatörce hazırlandı çizimler ama keyifli olduğunu düşünüyorum. Evet, aynı zamanda mütevazilik abidesi bir hanımefendi, görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten biz otele bayıldık. Umarım siz de bayılırsınız. Linda Beach'teyiz. Biz biraz uyuyalım, dinlenelim. Ondan sonra içerimize geçelim. Ama durma sakın, biz de koşuyoruz. Eğlence yeni başlıyoruz. Faruk'la Kaçamak yapıyorsun. Gezip de eğleniyorsun. Kendine has konseptiyle İnsanları eğlendiriyorsun. Faruk'la Kaçamak yapıyorsun. Gezip de eğleniyorsun. Kendine has konseptiyle. Evet arkadaşlar, şu anda odamıza geldik. Üst kat mıydı kanka? Evet abi. Hemen çıkalım. Odamın balkonunda her zamanki gibi ödün vermediğim deniz manzara. Oh, hem odayı çok sevdim abi. Kadir, kanka siz takılın, tamam mı? Bırakın içeriği, videoyu falan. Kapatın konsepti. Kaş videosu tamamen uyuyarak geçirdiğimiz videosun abi. Olur mu? Yine de çekim videosu. Tamam, ben biraz dinleneyim o zaman, akşam çıkalım, olmaz mı? Tamam, akşam çıkarız o zaman. Seni seviyorum kardeşim. Arkadaşlar şu anda Kaş akşamlarını yaşıyoruz tabiri caizse. Tekerleme gibi bir cümle ama kullanabildiğim için çok mutluyum. Çarşıdayız. Barlar, meyhaneler, yemek salonları, canlı müzikler ve bizi alkışlayan insanlarla dolu gördüğünüz gibi. Bugün Kaş'ta çok şık kadınlar gördük. Tabiri caizse hepsi birer bir manken gibi. Biz de moda yapmaya karar verdik. Sokakta moda yapacağız. Bakalım kombinleri yarıştıracağız. En pahalı kombin kimin ve en küçük kim olacak? Bunu kim belirleyecek arkadaşlar? Siz belirleyeceksiniz. Ankette isimlerimizi oynayacağız. Sizden ricam yorumlar kısmına en beğendiğiniz kombini ve neden beğendiğinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda ankette de beğendiğiniz ismi lütfen destekleyin. Sizi seviyorum. Bölümümüz başlasın.
Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Nereden geliyorsun? Almanya'dan. Almanya'dan geliyorsun. Türksün. Evet, Türk'üm. İsim ne? Selin. Selin. Kimle geldik? Ablamla, arkadaşımla. Arkadaşa bir bakabilir miyiz? Şu an o Türkçe bilmiyor mu? Yok, bilmiyor. İngilizce biliyorum. Welcome to Kaş. Biz bugün kombin yarıştırıyoruz. Moda. Sokakta moda yapıyoruz. Moda programı. Tamam. Kıyafet yolluyoruz. Gerçi sana tek parça bir kıyafet var. Evet. Bunun adı neydi? Elbise. Evet, elbise. Peki bu elbiseyi kaç paraya aldın? Ama kaç paraya aldım? 25 euro. 25 euro. Evet. Evet, yaklaşık 250 TL'nde bir elbise gördüğünüz gibi. Terlikler ne kadar? Ayakkabı diyelim. Bunlar ucuz, 15 euro. 15 euro. 150 lirada ayakkabılar diyelim. 400 euroluk bir kombinimiz var arkadaşlar. Küpelere bir yan dönebilir miyiz? Evet. Küpeleri görüyoruz şu anda. Küpeler de güzel bir aksesuar. Bunlar Türkiye'den aldım. 70 TL. 70 TL. Gerçekten çok mütevazi ve şık bir hanımefendi. Bizi kırmadın. Sade mi? Sade. Tamam, sade, evet. Ben de saatte anladım. Tarzı uydurmuşsun ama. Evet, sağ ol. Ne zaman dönüş? Hı? Çok naziksin. Haftaya. Haftaya dönüyorsun. Süpersin. Tatilini, keyfini çıkar. Bu anket olarak oylanacak. Belki modanın birincisi olan sen olabilirsin. İnşallah. Evet, yanımızda bir hanımefendi var. İsim neydi? Semra. Semra Hanım, nereden geliyoruz? İstanbul'dan. Neresinden? Sarıyer. Aa, yakınız. Meslek ne? Bankacıyım. Bankacı? Evet. Seviyor muyuz parayı? Yok, parayı sevmiyorum da mesleğimi seviyorum diyelim. Evet, mesleğini seviyorsunuz, o zaman para sevmeyi seviyor hanımefendi, gördüğünüz gibi. Semra Hanım, çok şık duruyorsunuz öncelikle. Çok sağ olun. Alışa gelmiş bir kombin değil. Ne kombin diyoruz buna? Kaş kombin diyoruz. Evet, kaş kombini gayet ideal. Peki, biz şimdi kombin fiyatlarını araştırıyoruz. Evet. Sizden de almak istiyorum. Öncelikle eteğinizi ne kadar aldınız? Ya bu etek birkaç sene oldu, hiç hatırlamıyorum fiyatını. Yani 100 lira üstü müdür? Yok, değildir herhalde. 100 lira diyelim. Peki, öyle diyelim. Tamam, 100 lira. Ayakkabılarınız? Ya ben de hiç yani para fiyat konuşmayı, bankacıyım ama hiç sevmiyorum ama ayakkabıları da annem mi diye almıştı, hatırlamıyorum. Ya, kombini bedavaya getiriyor. Ne kadar bu ayakkabılar? 900 lira diyelim. 1000 lira kombinimiz oldu. Büstiyer? 100 lira falandır. Bunu hatırlıyorum. Arkadaşımla beraber almıştık. 1100 liradayız. Evet, geldik asıl meseleye. Gerçekten şu anda gözlerimizi alamadığımız şu alan arkadaşlar. Gerçekten çok şut duruyor. Kolyeleriniz o bir adet bir kolye mi yoksa? Yok, hepsi tek. Hepsi tek. Kolyenizi ne kadar aldınız? Ya bunlar da bayağı oldu alalı. Pandemi olduğu için uzun süredir gerçekten alışveriş yapmıyorum. Hatırlarsın ya fiyatını. Ne kadardır? Hani toplamı mı ne kadardır? Evet. Altın mı? Yok, altın değil, gümüş. Altın sevmiyorum. Yani 200-300 lira falan diyelim. 300 TL diyelim. Kaçtı? 1100-1400 küpeler. Ya küpeler de yani 100-200 lira falandır herhalde. Onlar da gümüş, altın değil. 1500'deyiz arkadaşlar ve son nokta çantamız var. Bir çantayı gösterebilir miyiz hanımefendi? Şöyle. Çantayı gördük. Çantanız ne kadar? Ya gerçekten çantayı da oldu bayağı alalı ama Takmayayım ben. Ya çanta biraz vardır herhalde. Söyleyin yani, olabilir, gayet normal. Kendinize yatırım yapıyorsun sonuçta. 502.000 lira gibi bir şeydir ama ben aldığım zaman öyle, şimdi ne kadardır bilmiyorum yani. Evet, aldığı zaman 2000 lira olan çanta şu anda takriben 4 küsür falan diye tahmin ediyoruz ama biz 2.5 diyelim, ortalamasını baz alalım. 2.5, 1200 öyle, 3700. Lükbil kombinim saat, son saat. Saati gerçekten hiç hatırlamıyorum. Çok bakabilir miyim ben? Oldu. Yani saat bayağı eski. Yani markasını şu an vermeyeceğim bir saat markası. Takriben 2000 lira da buna diyelim. 5700'dük değil mi? 7700 olduk. Gerçekten şu anda hanımefendi tam bir banka gibi. Çok naziksiniz. Evli miyiz? Hayır, bekarım. Sevginiz var mı? Hayır, yok. Öyle mi? Evet. Evet, çok tatlısınız. Çok teşekkür ederiz. Ver mesajınız. Herkese Kaş'tan sevgiler. Şu anda Kaş merkezde bulunan Gerçekada Balıkçı Barınağı olan Kaş Marina'dayız arkadaşlar. Burada da insanlar toplanıyor. Hem sahil keyfi yaşıyorlar hem de burada bir hanımefendimize el sallıyor. Bir şey sorabilir miyim? Nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Ailece geldiniz herhalde. Bebekli
Evet. Aile huzurunu görüyoruz. Şu anda evet bebek derken bayağı yetişkin bir çocukmuş abi. 6 yaşında çocuk, 6 yaşında yani. Biz küçük bebek bekledik ama maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Kaç para aldınız bunu? Ya Mango'dan ben bunu 2015 yılında 100 liraya almıştım ama şimdi kaç lira bilmiyorum. Çok kaliteliymiş. Hala gerçekten cayır cayır. Şeydi bu, limited edition'dı. Hani çok fazla sayıda yoktu. Sonra biz... Bunu 100 liraya aldık. Arkadaşımın, onun doğum günü. Onun doğum gününü kutlayacağız ama. Şöyle şu kombini bir yapalım. 100 liraya aldınız. Burada bir çanta görüyorum. Bu da Mango. Çantanız ne kadar? Bunu bu yıl aldım. 150 liraydı galiba. 150 lira. Hanımefendi gülmek krizinde şu anda ama. Burada da bir çanta var. İki çantayla geziyorum. Şimdi bu Herschel, bu marka Türkiye'de var mı bilmiyorum. Amerika'dan almıştım. Hatta sırt çantası almışım. Onun yanında hediye gelmişti. Bu böyle bayağı kullanışlı bir çanta. Okey, o ücretsiz olarak aldığınız bir çanta. Sırt çantası aşırı güzel Herschel'ın, evet. O da gayet şık duruyor. Kolye görüyoruz, kolyeniz ne kadar? Şu anda kombinimiz 250 lira arkadaşlar. Kolyenizi de bir alalım. Gerisi altın arkadaşlar. Ama alalım, fiyat alalım. Bunların gerisi altın. Tamam, ne kadar? Ne kadar aldınız? Mayıs'a doğum günü hediyesi 300 lira. 300 lira? Bu çok eski, bunun fiyatını bilmiyorum da. Bu da benim iş yerinden ayrılış hediyesiydi. Bunu da bilmiyorum ne kadar olduğunu. Şu yıldızlı küpe 500 lira. 550, şu anda 1050'deyiz arkadaşlar. Terlikleriniz ne kadar? Oh! Çok... İpucu çok eski. Bileklik yok ki. Hal mı? Evet. Halalı. Evet, şu anda çok eğleniyoruz gerçekten. Gördüğünüz gibi. Evet, eski şart. Evet, terlikleri de alalım fiyatını. Bu Birkenstock. Valla yıllar önce 100 liraya almıştım. Şu anda kaç liradır bilmiyorum. En az ben söyleyeyim şu anda. Şu anki fiyatı 450 lira falan. Öyledir muhtemelen, evet. Ama yıllardır kullanıyorum. Şu anda kardeşimiz dondurma verecek. Hadi bakalım. Evet. Hızlı, seri bir şekilde alalım. Arama bulamazsın orada. Evet, gerçekten bir sihirbaz edasıyla. Daha hızlı, daha hızlı. Tatlım kanka. Daha hızlı. Evet. Öyle alamazsın. Evet. Işte. Nereye gidiyor abi bu? Evet, şu an bize resmen şaka diye taşak geçiyor arkadaş ama çok güzel oluyor harbiden. Afiyet olsun, iyi akşamlar. Neyse hadi al bakalım. Aman evet gerçekten. Bunu bu sefer aldın mı? Bu sefer alıyordu. Ama kapacağım kanka. Hadi bakalım. Kaptım. Süpersin. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Adamsın. Evet arkadaşlar, işte modanın hakkını veren bir kombin. Gerçekten gördüğüm dakika işte bu dedim. Ama sizi yönlendirmiş gibi olmayayım. Ankette beğendiğiniz ismi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Beğendiğiniz ismi yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Öncelikle isim. Beste. Beste, nasılsın? İyiyim, teşekkürler, sen? Çok naziksin. Nereden geliyorsun? Şu anda aslında Gültek'ten geliyorum ama İzmir, İstanbul, yani çok yer gezdim. O yüzden aslında İstanbul'dan geliyorum. Sen de bizim gezdin. Biraz kafa karışıyor değil mi o kadar gezdikten sonra? Aynen. En son nereden geldim? O zaman Gültek'ten geliyorum. Evet, çok güzel. Nereye gideceksin? Vallahi buradan tekrar İzmir'e döneceğim. İzmir'e döneceksin. Aynen. Evet, İzmir'in neyi meşhur arkadaşlar? Boyoz. Size soruyorum. Boyoz ve güzel kadınları. Gerçekten. Aa, evet, doğru, kızları. Güzel kızlara güzel. Bunu da söylemeden yapamayacağım. Evet. Peki, biz bugün bir kombin yarışması yapıyoruz. Hı hı, süper. Öncelikle bluzun çok farklı. Evet. Üst yer mi geçiyor? Evet. Üst yerin. Yani crop top. Crop top. Evet. O zaman neydi? Crop top.
Crop top'un fiyatını rica edebilirim. Bu herhalde 89 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Markasını söyleyeyim mi? Yok gerek yok. Para vermiyorlar onun için söylemeyelim. Tamam. 89 direkt yuvarlayalım 90 diyelim. Tamam. Şortunuz? Şortum da herhalde bir 130 lira falandı diye hatırlıyorum. Evet. 90 artı 130 geldi. Piercing eteğini gördüm. Çok tatlı duruyor. Elle. Satılıyorum herhalde 50 lira falan. Elle piercing ekliyoruz. Terlikler, sandaletler. Bunlar da herhalde gene 120 lira falan. Çeşmeden almıştır. Orası biraz pahalı. 120 TL. Terliklerdeyiz arkadaşlar. Kolye. Diyebildin mi? Hayatta. 20 lira falan herhalde. Şu biraz 200 liraya almıştım. Bunu da çeşmeden biraz pahalı. Evet, 220 geldi ve çanta. Çantam 100 lira. 100 lira çantadan geldi arkadaşlar. Saat? Saat biraz şey. Evet. Evet. Marka tahmin ediyorum. 3000 üstü bir şey şu anda. 3700 diyorum ben ona. Öyle bir şey aynen. 3700 lirada saat geldi arkadaşlar. Ve başka bir detayımız var mı küpeler? Bunlar var. Evet, bileklikler. Evet bunlar tanesi 20 liraydı. 60 lira ona diyorum. Evet bu da 20, 40 falan. 40 lira da yüzüklere dedik küpe var mı? Yok. Evet gerçekten şıklığıyla bizleri büyüsü altına alan modanın hakkını veren Beste'ye çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Faruk. Sen de çok şıksın. Çok neredesin. Spor şıksın. Dondurmasını keyifle yiyen beyaz tulumlu beyaz meleğe olan mı? Beyaz melek mi? Sevgiliniz, eşiniz. Eşim var, evet. Beyaz meleğe olan hanımefendi isim? Melek. Efendim? Melek. Melek. Hı hı. Aa, isim Melek mi? Melek. Gerçekten olacak iş değil. Tamamen kuantum diye buna denir arkadaşlar. Biz beyaz meleğin yanındaymışız. Evet. Şu anda aynen. Evet. Çok isabet geldi. Tutuyor musunuz? Evet. Neden tutuyor musunuz arkadaşımızı? Yok, röportaj yapıyoruz. Niye seninle yapıyor? Biz bir grubuz, 10 kişilik grubuz. 10 kişilik grupta röportaj yapması lazım. Şöyle. Tarzımı beğenmiş. Hem de tarzım var. Evet, 10 kişilik bayamız. Her an birbirimize girebiliriz şu anda. Gözlüğümü de takayım o zaman daha iyi olur. Olur. Kolyem de vardı, arkadaşıma hediye ettim. Neyse. Evet, ben de çok beğenmiştim. Arsa'yı çok beğendi. Neyse. Aa, evet buyurun sorun. Şimdi Melek Hanım tulumunuz ne kadar? 300. 300 TL. Gözlüğünüz? 900. Evet gözlük 900 numaralı mı sempatik gözlük? Numaralı 900, 300. Evet çantanız? Sır çanta herhalde. Hasır 250 lira falan. Evet çanta çok şık geldi. 250 lira. Evet, 250 TL'de çanta ve son detay ayakkabılarınız var sanırım. Ayakkabılarım da 450 lira. Evet, ayakkabılar da 450 lira. Başka bileklikleriniz? Onları bugün aldım. Bu 50, bu da 50. Evet. Onları 100... bugün Kaş'tan aldım. Kaş'tan almış. 100 TL'de bileklikleri yazdık. Çok şıksınız. Teşekkür ederim, gerçekten. Gerçekten çok şıksınız. Ha, çok teşekkürler. Var mı mesajınız? Vallahi Kaş'ı seviyoruz. Kaş, değil mi? Evet. Kaş'ı seviyoruz, bayılıyorum, sürekli geliyorum. Öyle Kaş'a layık şeyler giyiyorum. Türk çıktılar vallahi. Merhaba. Enerjiye bak ya, enerjiye bak. Ama gerçekten Alman sandım, ne yalan söyleyeyim. Bize de Alman demiyorlardı genelde. Seni uzakta Alman sandım, sen de yani Rus. Net Rus. Sizi şöyle alabilir miyim kızlar? Enerjiye bak ya, işte bu. Buyurun alın bizi. Biraz daha şöyle, bir ortanıza geleceğim. Yakaladım. Adamsın, seviliyorsun. Ne haber? Sen nasılsın? Çok sağ ol kardeşim. Çıkıyoruz. Faruk Soruyor'dayız. YouTube kanalımızın adı Faruk Soruyor. Gerçekten kanka şunu alır mısın? Faruk sordu. Sor Faruk yolla gelsin. Şu an enerjisiyle bizleri etkisi altına alan iki hanımefendi. Gerçekten müthiş bir enerjiniz var. İsim ne? Tuğçe. Tuğçe ve? Feryal. Feryal evet. Klibim var izleyin. Ne ben klibi? Şaka yapıyorum. Bir arkadaşımın klibinde oynadım da vallahi. Ciddi misin? Ufak ünlü. Rol neydi? Rol bendim. Kendim oynadım. Ama yani... Klipte ya normal bir klip kızını oynadım işte. Geçiyor muydun? Ailesi vardı. Yürüdüm. Bütün günümü çektik falan. Öyle. Şaka yaptım yani şu an. Evet şu anda beynimiz error verdi arkadaşlar. Ama olsun. Açacağız bu durumu. Peki meslek ne Feryal? Reklamcıyım. Reklamcısın. Çok manidar meslek. Sev meslek neydi? İç mimarım ben de. İç mimar. Evet. Şaka yaptım falan. Evet, daha demin ki dondurmacı gibi. Gördüğünüz gibi hanımefendi. Tuğçe, araççılar gibi. Kızlar biz bugün moda yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Moda. Tamam yapalım. Biz her hafta farklı bir yere gidiyoruz. Evet. Hem gittiğimiz yerde tanıtımlar yapıyoruz. Tamam. Hem de içeriklerimiz yapıyoruz. Evet. Bugünkü içeriğimiz Kaş'ta. Evet.
Sokakta moda. Sokak modası. Bu üstündeki... Geldiğinizde ya, bu benim aslında güzel kombinim değil. Bu şey kombinim benim. Ben tekneden çıktım. Böyle otelime gittim, bir 5 dakika çıkıyordum, evime dönecektim kombini. Yoksa böyle gezmiyoruz. Evet. Bunu kendisini nereden aldığımı bilmiyorum. Hemen ben şimdi soracağım Tuğçe. Tuğçe çok hakim programa. Bunu Elsiva 2'den aldım. Ama birkaç yıl önce. Bir dakika. Da... Öncelikle şöyle bir döner misin? Feryal'e bakar mısın? Hayır, o kadar değil. Bir feneri bakar mısın? Bakıyorum. Şuradaki dövme detayını göstermek istiyorum. Ha. Ay evet. Onu, o iddia bayisi. Onu kafamı iken yaptırmıştım. Onu göstermek istedim. Ama bayağıymış. Bu güzel, bu güzel. Orada. Bu güzel. Bir daha yanımdaki güzel ama bu güzel değil. Tuğçe'cim, bluzunu ne kadar aldın? Ya o kadar eski ki. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu arada bugün ne giyseme katıldım. Bir yarışma programı vardı. Yani şimdi vallahi moda deyince beni YouTube'a yazarsınız çıkıyor, bu şaka değil. Gerçek bu vallahi. Böyle 30-40 lira arası bir şeydir. 40 lira diyelim. Şey yani. 40 lira diyelim bluz için. Aynen. Çantan? Çantam Stradivarius veya Pull&Bear. O da 100 lira. 100 lira, 140 lira dedik. Evet. Şortum da neredendi? Koton 50-60 lira bir şey. 140-200 diyelim. Pantoletlerim de onlar da gerçek deridir, orijinal. 150 falan herhalde. 200-350 bileklikler. Bu kıyafet, bu parayı olmamışsın deyip gidiyormuşum ben. Bunlar bu arada kaçtan aldım geçen sene? 25-25-50. Şunu bugün dondurma aldık, 7 lira ona verdiler. Bu da arkadaşımdan hediye geldi, bitti. Bu kadar. Hesaplayamadılar. Evet, 400-450 lira arasında bir kombin. Tuğçe çok hızlı. Böyle oluyorsunuz. Olmayın, gidin daha güzel şeyler alın. Ne kadar güzel bir kız olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten. Şu anda Tuğçe'ye oyunuzu vermek istiyorsanız benim anketle oyunu. Tuğçe'yi anketle oynayabilirsiniz. Var, evet. Oynayın. Çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmında Tuğçe'nin soy ismi neydi? Kartal. Tuğçe Kartal yazabilirsiniz. Tuğçe'cim süpersin. Enerjin buyursunlar Feryal Hanım. Evet, şu anda Feryal geliyor. Evet, bir kuğu gibi geldi adeta. Gördüğünüz gibi çok tatlı kendisi. Feryal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama tahmini yürüyelim o zaman. Tahmini yürüyelim. Öncelikle bluzun, elbisen. Tane bir elbise. Herhalde 100-150 arasıdır maksimum diye düşünüyorum. 150 diyelim. Evet, 150 şu an bunu alamayız. Yani bizi yeme. 150 diyelim şu anda. Hiçbir o yüzden hiçbirini hatırlamıyorum. Tamam, çanta. Herhalde bir 200 vardır bu da. Ne, galiba. Chanel mi o? Evet, Pierre Cardin. Sonra... 200 mü dedik? Hadi öyle değil. 350 ile terlikler? Bunlar da bir 200-250 de bu vardır herhalde. 500 al. Aynen al 500. Terlik 500 totalde. Hal ne kadar? Hal gümüş. Ne bileyim, %10'a yaz. 500-600 yaptık arkadaşlar. Küpeler. Ne vardı küpe? %10'a yaz. Şey gibi, bakkala veresiye yazdırıyoruz sanki. 110'a yaz, 50'ona yaz. Çok güzel, 600 olduk. Yalnız Euro'nun pahalanmadan önceki versiyonları, öyle düşünelim yani hani. Yani şu an mütevazi kombinler arkadaşlar. Ama siz biliyorum sevgili takipçilerimiz, fiyattan çok enerjiye, uyumu ve şıklığı oyluyorsunuz. Başka bir şey yok, para edecek. Şey var, iç çamaşırınız. O kadarını da bilemem artık. Fiyatı, markası ne, markası ne? Hatırlamıyorum. Şu an görünüyor çünkü. Kokçulara para veriyor. 30 var mıdır? Yoktu, daha pahalı tabii ki de. Kokçulara 50. Görünür kokçular, kokçuları sayalım. Yani kopça işte. Kokçuya yaz bir 100. Evet, gördüğünüz gibi Feryal'in kokçular 100, olduk 700. Evet, yanımızda benim sıkı takipçimmiş. Ben ne yapıyordum? Ceza mı? O da benim sıkı takipçim. Evet, ben de. İsim neydi? Ne? Berfu. Berfu'yu sıkı takip ediyorum. Evet, Berfu sıkı takipçisiyim arkadaşlar. Berfu'cum, biz sokakta moda yapıyoruz. Çok şıksın. Öncelikle çok kibar... Evet, Berfu çok kibar bir kız. Berfu'cum, elbisen ne kadar? 180 aldım indirimde. 180 TL. Ama olabilirim. Tamam, 180 TL elbise. Ayakkabılar? Bunları evet. Hatırlamıyorum valla. Hatırlamıyorum. 200 diyelim mi? 200. 200 TL ayakkabılar, 380 çanta. Bunların işleri bu mu? Evet, evet. Böyle çekiyorlar direkt, evet. Enerjik birini gördünce. Evet, aynen. Çantayı da yorumlayalım, çanta. Çantayı mı göstereyim? Çanta. Benim arkadaşımı kazıkladım, ben aldım. 300, ne kadar çanta? Sallayayım mı? 600. 900 liralık kombinle. 900. Berfun. Berfu'nun inanılmaz çekimler yaptık. Çok teşekkür ederim. Bir el sallarım Berfu.
Bay bay. Beni öp. Bence dünyanın en güzel plajlarından biri olan Kaputaş plajındayız. Ne kadar aldığınızı soruyoruz. Ne kadar? Ne kadar ücretle aldığınızı soruyoruz. Ücret. Kininizi, gözlüğünüzü ve tokanızı. Ciddi misiniz? Gayet tabii. Oo. Evet, halalı gösterelim. Güzel bir kızlar patron dinler. Yana. 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 Where from? Russia, Moscow. Moscow, aha. Amerika seyahatimde almıştım. Ne zaman? Bir 3 sene önce Victoria's Secret'tan. Oo, Victoria's Secret'tan 3 yıl önce Secret, evet. Victoria's Secret arkadaşlar. Secret. Secret'miş, evet. Kaç para yapıyor? 750 TL mi? 750 TL piercingine verdim. Hı hı. Ben Linda'yı en yakın arkadaşım olarak ilan ediyorum arkadaşlar. Bikini? Bikini bu, bir takım değil. Altım için belki 30-40 lira diyebilirim. Üstü için de... 700 dolar değilim mi? Hayır canım, abartma. Vardır. Yoktur. Ben aldım. 700 dolara bikini yok, haberin olsun Victoria's Secret'ta. Kendinize iyi bakın, çok hoşsunuz, çok tatlısınız. Burada insanlarımızı görüyorsunuz. Fotoğraf çekiniyorlar. Neden? Çünkü en iyi gün batımını buradan yakalıyoruz.